Kamu kurumlarındaki fiziksel engellerin kalkması için Bayındırlık Müdürlüğü'nün hazırladığı proje ve raporlar uygulanır. Bayındırlığın uyguladığı projelerin standartlara uymadığını söyleyen Ordu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Serhat Tuna bu duruma tepki gösterdi. Bayındırlık İl Müdürlüğü'nün çok kötü bir sınav verdiğini kaydeden Tuna, bunu örnek olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde yapılan rampaları örnek gösterdi. Kamu kurumları bildiği üzere herhangi bir yapı yapmaya kalktığı zaman, bir rampa, asansör, tuvalet vesaire yapmaya kalktığı zaman engellilerle ilgili, bu imalatları mutlaka bayındırlık yetkililerinin yapacakları raporlar doğrusunda, projeler doğrusunda yapmak zorundalar. Buna uygun yapmak zorundalar. Ancak bizim tespit ettiğimiz çok net birkaç örnek var ki, bayındırlığın yetkili teknik elemanlarının verdiği raporlarla yapılmış olmasına rağmen, Türk standartları enstitüsü tarafından belirlenen ve uluslararası standartlara da uygun standartlara uymadan yapıldığını görüyoruz. Biz 2013 yılında, 2012-2013 gibi zamanlarda nasıl olup da bu konunun uzmanı olması gereken bir numaralı kuruluşun, kamu kuruluşunun teknik elemanlarınca onaylanmış projelerle yapılan imalatların hala Türk Standart Enstitüsü'nün standartlarına uymadan yapıldığını anlayamıyoruz. Çok net örneğini yakın zamanda Tarım İl Müdürlüğü'nde yaşadık. Tarım İl Müdürlüğü engelli personel alımı kapsamında aldığı bir engelli personelde dikkate alarak, yasal gelişme mecburiyette zaten olduğu için bir girişime başladı. Binalarında engelli rampaları falan yapmaya başladı. Yerinde incelediğimizde gördük ki maalesef 2012'nin son aylarında yapılan rampa hem uzun olması nedeniyle dinlenme sahanlığı olması gereken dinlenme sahanlığının olmaması ve meyilin de hala yasal standartların sınırların üzerinde olması nedenleriyle uygun olmayan bir rampa. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde bir kurul kurulmasını istiyoruz. Yani yasal kurul kurulacak, denetleyecek diye bakıyoruz. Olmayanları yapma adına, yapılanlar hala kötü yapılıyor. Bu çok büyük bir çelişki. Biz bu konuda Bayındırlık İl Müdürümüzü ve yetkililerini bir an önce harekete geçmeye, bu konudaki eksiklerini acilen gidermeye davet ediyoruz. Yapmışsınız ama Türk Standart Enstitüsü'nün açıkça bu konuda düzenlediği standartlara uygun değil. Hem de kimle? Bayındırlığın teknik elemanlarının oluruyla. Yani tuz mu koktu? Ortada açık bir hata var. 2013 senesinde hala engelli rampasının meyilini ya da işte kaç santim, kaç metreden sonra dinlenme sahanlığı olması gerektiğini, dönüş varsa dönüşte bir düz alanın bulunması gerektiği gibi ayrıntıları kalkıp teknik alan elemanlara biz söyleyecek olmamalıyız. Ama bu hata hala yapılıyor. Bazı kurumlarda, mesela adliye gibi bazı kurumlarda rampa var görünüşte, yıllardır var ama hiçbir şekilde kullanma şansı olmayan rampa.